Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır demiş. Bir bakalım. Bilindiği üzere su dünyamızı diğer gezegenlerden farklı kılan ve canlılığın temel kaynağını oluşturan kimyasal bir bileşiktir. İki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan su belki de kimyasal formülü en fazla bilinen birleşiktir. Dünyamızın %71'i bu bileşikle kaplıdır ve bu yaklaşık 1.4 milyar kilometre küp hacme karşılık gelir. Tüm suların %96.5'i denizlerde ve okyanuslarda bulunur. Küresel ısınmayla birlikte bu oranların, dikkat edin, burada konuda bir sapma var. Ve aynı zamanda dördüncü cümle, ikinci cümlenin devamı. %71'i bu bileşikle kaplıdır ve bu yaklaşık 1.4 milyar kilometre küp hacme karşılık gelir. Küresel ısınmayla birlikte bu oranların nasıl değişeceği ise merak konusudur. Ancak bu sular devam, canlıların kullanılabildiği ve tatlı su olarak adlandırılan sular ise buzullarda yeraltı kaynaklarında nehir, göl, toprak ve bulutlarda bulunur. Evet 3'te düşüncenin akışı özür diliyorum. 4 de diyecektim. Küresel ısınmayla birlikte bu oranların nasıl değişeceği ise merak konusudur. Ancak bu sular hangi sular? Tüm suların %96.5'i denizlerde ve okyanuslarda bulunur. Ancak bu sular yüksek oranda tuz içerdiği için canlıların kullanabileceği özellikle değildir. 5. cümle 3. cümlenin devamı niteliğinde. 4 de düşüncenin akışı bozulmuştur. E dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar demiş. Bir bakalım. Yeni Nisan Hareketi'nin önde gelen temsilcilerinden biri olan Ömer Seyfettin, dilin sadeleşmesi yolunda attığı adımlarla şairleri meşgul eden dil sorununa yön vermiştir. Ömer Seyfettin'in dil ile ilgili makaleleri ateşli bir üsluba sahiptir. Eski dil anlayışını savunan isimleri hedef almakta, eski dilde eser verenleri acımasızca eleştirmektedir. Onların görüşlerini yine onların eserlerinden örneklerle, delillerle çürütürken, yeni lisanın ilkelerine tekrar tekrar atıf yaparak değişimin kalıcılığı için mücadelesini sürdürmüştür. Dilin yapay müdahaleleri kaldıramayacağının bilincinde olan yeni nisancılar, mevcut dilin kullanılabilirliğini göstermekle yetindiklerini ve dile doğal olmayan müdahalelerde bulunmadıklarını, başka lehçelerden kelime almadıklarını defalarca dile getirmişlerdir. Onlara göre... En idealdir herkesin zaten anlayarak kullandığı konuşmaya indirgenmiş yazı diliydi. Haliyle dördüncü cümleden sonra dikkat ederseniz Doğallık yapaylıkla ilgili bir tartışma söz konusu. Yani yeni bir konuya geçilmiş. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıydı. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir demiş. Şiirin toplumsal görevleri olduğunu iddia edenlere katılmıyorum. Şiiri bir algıyı değiştirmek için kullanmak pek de mümkün görünmüyor bu devirde. Düşünün ki şairsiniz, gönlünüzden geçenleri dizelere dökmüşsünüz. Bununla bir okurun fikir dünyasını yerle bir edip yeniden inşa edebilir misiniz? Yaşanılan dünyayı şiirlerinizle değiştiremezsiniz. Şiir anlaşılmak için değil, duyulmak hissedilmek içindir. Kimse şiiri fikirlerine yön vermek için okumaz. Bunun için başka araçlar vardır. Nedir o başka araçlar? sanatın farklı kollarında çeşitli eserler verebilirsiniz. Roman yazabilirsiniz, hikaye yazabilirsiniz, başka araçlar. İleriye yönelik soru sorduğumuzda bunun cevabını A seçeneğinde görüyoruz. Haliyle cevabımız da A olacaktır. Şiir bu açıdan birleştiricidir değil. Her bireyin sanata bakış açısı farklıdır değil. Şair az sözde çok şey anlatma ustası değil. Sanatçı fikirlerini dile getirirken korkusuz olmalıdır değil. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. İnsanoğlunun balı tattığı ya da arıların hışmına uğramadan petekten bal almayı başardığı dönem tam olarak bilinmese de bal arısının insandan milyonlarca yıl öncesine var olduğunu fosil bilim ortaya koymuş durumda. Balın uzun süre petekte kalması kalitesini göstermesi bakımından eskiden beri bilinen bir yöntemdir. Amber içinde hapsolmuş durumdaki bal arısı fosilleri yaklaşık 30-40 milyon yıl öncesine tarihlendiriliyor. Şimdi dikkat ederseniz ikinci cümlede balın petekte kalması kalmaması. Oysa konu ne neydi? Arıların insanlardan da önce var olduğu ile ilgili bir bilgiydi. E üçüncü cümle, birinci cümlenin de devamı niteliğinde. Dikkat edin, bal arısının insandan milyar, milyonlarca yıl öncesine var olduğunu fosil bilim ortaya koymuş durumda. Amber içinde hapsolmuş durumdaki bal arısı fosilleri yaklaşık 30-40 milyon yıl öncesini tarihlendiriyor. Evet, 3 birin devamı. Düşüncenin akışı 2'de bozuldu. Cevabımız da B seçeneği olmalıydı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra kendi müzikal gerekliklerince oluşturulamayan türkü notalarının hatalı olması notaların deşifre edilmemesine neden olmuştur diyor. Bir bakalım Türkülerin sistemli bir şekilde derlenip notaya alınma, alınması Cumhuriyet döneminde başlamıştır. Türküler notaya alınırken modernleşme hareketlerinin etkisiyle Türk müziği usul görüşü göz ardı edilmiş ve batı nota yazımı esas alınmıştır. Ayrıca Türk halk müziğinde usullerin ifadesinde kullanılan ölçü rakamlarının usuller arasındaki farklılıkların algılanması ve icracılar ...arasında dil birliğinin sağlanması bakımından yetersiz olması... ...türkülerin Türk müziği usullerine göre incelenmesini ve tasnif edilmesini zorlaştırmıştır. Ha. Ayrıca zorlaştırmıştır. Oysa şurada olumlu bir şey söylemişti. Bir anda olumsuza geçti. Dolayısıyla bir konuda bir çatırdama durumu söz konusu. E şimdi şuraya bir bakalım türküler notaya alınırken modernleşme hareketlerinin etkisiyle Türk müziği usul görüşü göz ardı edilmiş ve batı nota yazımı esas alınmıştır. Kendi müzikal geleneklerince oluşturulmayan türkü notalarının hatalı olması notaların deşifre edilmesine neden olmuştur. Ayrıca şu soruna da yol açmıştır diyerek değil mi? E dolayısıyla 2'den sonra gelmesi lazım cevabımızda B seçeneği olmalıdır. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sanatçının değeri yalnızca getirdiği yenilikle ölçülerek tasnif edilmektedir. Yenilik öneminden daha fazla bir değer kazanınca zorlanmaya başlamakta, giderek anlamsızlaşmakta, işlev kaybına uğramaktadır. E şimdi bir bakalım. Sanat tartışmalarının çoğu yenilik kavramının çerçevesinde düğümlenip kalmaktadır. Sanatçının değeri yalnızca getirdiği yenilikle ölçülerek tasnif edilmektedir. Yenilik öneminden daha fazla bir değer kazanınca zorlanmaya başlanmakta, giderek anlamsızlaşmakta, işlev kaybına uğramaktadır. Her sanatsal üretimden histeri düzeyindeki bu yenilik beklentisi sanatçıyı da sanatsal ortamı da yanlış değerlere koşullandırmaktadır. Kendini ille de bir yenilik yapmak zorunda hisseden her yeni sanatçı Sanat dünyasında kendini ancak bir yenilik yaparak yaratabileceği yanılgısına düşmektedir. Evet. A seçeneği tam anlamıyla karşıladı. Sanat toplum ve bireyin ortak noktalarını yenilikle birleştirmektir değil. Burada bir algıdan bahsediyor. Sanatçı eserlerini dünyada tek olma arzusuyla ortaya koymaktadır değil. Sanatı değişmez kalıplara hapsetmek ancak gelişmemiş toplumlara özgüdür. Gelişmemiş toplumlardan çıktı. Sanatçılara yüklenen her sorumluluk onu kendisi olmaktan uzaklaştırmaktadır değil. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıydı. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sözlü kültürde halk hikayecileri hep belli bir birikimin, önemli bir halk geleneğinin taşıyıcıları olmuşlardır. Hikaye anlatıcısı sadece iyi bilen değil, aynı zamanda en iyi anlatan, aktaran konumundadır. Birikimi, doğruyu, bilgiyi insanlara dinletir hale getiren, bir anlamda sanata dönüştüren kişidir nokta nokta. Bunun için ne için diye soracağız. Bunun için de şiirin müziğin gücünden beslenerek bilgiyi ahenk, ritim ve biçimsel ustalıkla söz sanatına dönüştürüyorum. Bu açıdan toplumsal iletilere sahip hikayeler anlatmak zorundadır. Toplumsal ileti nereden çıktı? O aynı zamanda bir bilge ve toplumu yönlendiren idarecidir de ilgisi yok değil mi? Bu yüzden edebiyat tarihimizde en çok onlar ön plana çıkar. Bunun için olmadı değil mi? Günümüzde basit öykülerle insanları sıkan sanatçılar onlardan çok şey öğrenebilir. Geçelim. Hikayesini sıkıcı, tek düze değil çekici bir şekilde sunmak durumundadır. Bunun için de şiirin, müziğin gücünden beslenir. Evet dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıydı. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bir bakalım. İletişim çağında günlük hayatımız için gerekli olan birçok şeye ihtiyaç duyarız. Telefonumuz, bilgisayarımız ya da banka hesabımız için onlarca şifreyi aklımızda tutmaya çalışırız. Bu da yetmezmiş gibi evimizin ve otomobilimizin anahtarı, ofisimizin güvenlik kartı gibi çoğu zaman yanımızda bulundurmak zorunda olduğumuz eşyalarımız vardır. Biraz unutkan veya dalgın biriyseniz şifre hatırlamak veya anahtarlarınızı yanınıza almayı unutmamak sizin için tam bir sıkıntı olabilir. Biniom isimli bir firma tarafından bütün bu sıkıntılara son vereceği iddia edilen yeni bir bileklik tasarlandı. Naim adı verilen bu bileklik aslında parmak izi veya yüz tanıma programları gibi kişiye özgü fiziksel karakterlerin şifre olarak kullanılması esasına dayanıyor. Şimdi dostlar dikkat ederseniz... Dördüncü cümleden sonra konu değişti yepyeni bir bilekliği anlatmaya başladı. Dolayısıyla ikinci paragrafımız C seçeneğiyle başlamalı, başlamalıdır. 4 numarayı bulup işaretlememiz gerekiyordu. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar diyor. Bir bakalım. Toplum kendi acılarını simgeleyen figürleri benimsemeye yatkındır ve figürler ile arasında bir bağ bulunmasa bile batılı modern acının sembolleri ona cazip gelir. Gür bilekte acıların çocuğu adlı denemesine bir kartpostaldaki kederli çocuğun halkta sempati yaratmasının nedenlerini konu edinmiştir. Yazara göre Türk halkı acılı çocuğun acıklı ifadesini kendi yaşadıklarıyla özdeşleştirmektedir. Başka bir deyişle Türk toplumu kendini mağdur edilmiş, ezilmiş ve acılı bir çocuk olarak görmektedir. Acıların çocuğu ayrı bir düşünüşü, farklı bir görüntüsü ve yeni bir ifadeyi ortaya koyması bakımından özgündür. Bu özelliği nedeniyle diyerek bakın 5'i de 4'e bağladı. Burada özgünlükle ilgili bir konuya, yeni bir konuya geçildi. Dolayısıyla düşüncenin akışı D seçeneğinde yani 4. cümlede bozuldu.